İyi günler diliyorum herkese. Ben Necla Uludağ, 1946 Kırklareli Karahıdır doğumluyum. Okulumu Karahıdır mahallesindeki Karahıdır İlkokulu'nda okudum. İlkokul yıllarında sınıf öğretmenimin önerileriyle atletizme başladım. Sınıf öğretmenim çok yönlü olduğu için beni hep yanında bulundurarak, tutarak devamlı okulumuzun etkinliklerinde görev aldım. Atletizmde de birçok küçük yaşıma rağmen derecelerim oldu. Daha sonra Kırklareli Lisesi'nin orta kısmında okula başladım. Biz 9 arkadaş aynı şekilde kafadar yürüyerek okulumuza 2 kilometrelik yolu yürüyerek okulumuza gittik. Tabii sporun en güzel yararlarını da sanıyorum burada görmüş oldum. Kırklareli Lisesi'nde öğretmenimin önerileriyle önce yakan top, daha sonradan da atletizm takımına seçildim. Orada da Kırklareli çevresinin çocukları arasında derecelerim oldu. Yine öğretmenimiz Mehmet Bey'in önerileriyle ve onun kurduğu takımlarda görev aldım. Çok eğlenceli, çok güzel, çok heyecanlı günler geçirdik. Hani o zamanın şartlarında olumsuzluklar olmasına rağmen çok güzel günler geçirdik. Öğretmenimiz bizim için daha önceden ifade olarak kullanılan elit jimnastik grubunu kurdu. Okulda panayırlar olduğunda gösteriler yapıyorduk. Okulumuzda gösteriler yapıyorduk. Çevre okullara gidip gösterilerimizi yapıyorduk. 19 Mayıs'larda aynı şekilde gösteriler yaparak çok güzel anılar biriktirmiş olduk. İyi ki öyle bir öğretmenle karşılaşmışım. İyi ki öyle bir öğretmenimin öğrencisi olmuşum. Kimler vardı hocam o grupta, elit jimnastik grubunda? Hatırlamam mümkün değil, üzerinden çok çok yıllar geçti. Ama kız olarak tek ben vardım, onu biliyorum. Erkek arkadaşlarımızla. Yalnız biriyle karşılaştım. O da avukat olmuş kendisi. Kırklareli'ne gittiğimde bir toplantıda kendisiyle karşılaştım. O beni tanıdı. Önce yakan topu da çok güzel oynuyordum çünkü. Erkeklere taş çıkartmasınca o zamanın gücüyle. Güçlü atıyormuşum ve dedi ki sen Necla, o Necla'sın, hatırladım seni. O nedenle tabii ki gruptaki arkadaşlarımızı düşünün ki 46, 51, 52 kaç seneler geçmiş üzerinden hatırlayamıyorum. Ama çok güzel bir ekipti. Hakikaten öğretmenimizin büyük emeği vardı. Bizler de öğretmenimizi dinleyen, seven, bir şeyler almaya gayret eden öğrenciler olarak çok güzel emekler verdik. Yarışmalara girdiniz mi o grupla? Yok. O zamanlar zaten jimnastik çok fazla belirgin değildi. Yani ülke çapında bile adı çok fazla duyulmuyordu. O nedenle yarışmalara girmedik. Kaç yalnız tarihleri hocam? Gösteri jimnastiği olarak kaldı. Yani şey olarak. Kaç tarihleri? Geriye gidersek 61'den 59-60 yılları arasında, 58-59-60 yılları arasındaydı o bahsettiğim tarihler. Hakikaten öğretmenimiz çok özveriyle çalışarak bizlere emek verdi. Biz de onu mahcup etmedik. Daha sonra yatılı okumayı arzuladım ve Edirne Öğretmen Okulu'na sınavlarına girerek orayı kazandım yatılı okul olarak. Oraya gittiğimde de daha değişik bir spor kalitesiyle ve emeğiyle karşılaştım. Spor salonumuz yoktu daha önceleri ama benim son yılıma geldiğimde çok güzel bir spor salonu yapıldı. Hala onu gittim gördüm, ayakta duruyor. Emeklerimiz ve öğretmenlerimizin verdiği emekleri düşünerek duygulandım, heyecanlandım. Oradaki ilk öğretmenim Günseli Zorlu. Kendisi gerçekten çok hevesli, çok meraklı, spora çok emek vermiş. Kendi içinde hazırlanan bir öğretmenimizdi.
Kendi de Gaziantep'e girmek üzere hazırlık yapıyordu. Çünkü oradan da yurt dışına gidip Gaziantep'te öğretmen olmayı düşünüyordu. Beni hep yanında taşıyordu. Kapalı spor salonuna gidiyor, beraber gidiyorduk. Halata tırmanıyor, Necla oldu mu, ayak uçlarım gergin mi? Tüm hareketleri izleyerek ben ondan bayağı bir feyz aldım. Alet var mıydı hocam orada? Vardı. Neler vardı aletle? Ne vardı? Halat vardı, minder vardı. Başka? Kasa vardı. Daha sonradan da başka aletler gelmiştir. Benim zamanımdaki çok az alet vardı yani. Onlardan o hareketleri yapıyordu. Öncelikle de serbest jimnastik olarak, ritmik jimnastik olarak kendisi çalışıyor. Bizlere de gösteriyordu kendi çalışmalarını ve de bizden de istiyordu zaten. Emeğini ona göre veriyordu. Ondan çok feyz aldım ve çok sevdiğim bir öğretmenim. Hala hayatta ve en azından Facebook'tan haberleşiyoruz kendisiyle. O kısa bir süre içerisinde Gaziantep'e gitti. Onun yerine Ülgen Ören isminde bir öğretmenimiz geldi. Onun branşı da voleybol ve basketbol, özellikle basketboldu. O da bizi o yöne yönlendirdi ve okul takımına seçti. Hem voleybolda hem basketbolda. Daha sonra da beraber şeye gitmiştik, stada koşmak için. Önüme bir alet düştü. Hemen o aleti aldım, fırlatayım da atan arkadaşımıza gitsin dediğimde onun attığından daha fazla ve daha düzgün attığımı öğretmenimiz fark etti. Meğer onun adı diskmiş. Ve hemen sen koşmaktan vazgeç kızım, gel buraya dedi. Beni atletizm takımına aldı. Ve hem koşarak hem de diskten haşır neşir olarak bayağı bir emek verdim. Ama karşılığında şöyle aldım. Trakya birincisi oldum. Diskte ve güllede. Fotoğraflarım var ama hepsi İzmir'de olduğu için gösteremiyorum şu anda. Onu da öyle başlamış oldum. Hem atletizme orada da devam ettirmiş oldum. Hem de disk ve gülleye de öyle başlamış oldum. Tabii o arada da 19 Mayıs hareketlerimiz, özel gösterilerimiz. Derece var mı diskte? Dereceleri var mı? Valla metre olarak hatırlamıyorum ama Trakya birincisiydim. Şeylerim var, şiftlerim. Hepsi tabii ki dediğim gibi evde kaldı. Yani kendi evimde kaldı, aile evimde. Hangi yarışmalarda onlar? Onlar gülle ve diskte. Atletizm. Ya bölge yarışması mıydı? Bölge yarışması. Okullar arası yarışması. Evet, yok bölge yarışması. Trakya birincisi dediğime göre bölge yarışması. Zaten okullar arası yarışmada derece aldığım için diğer okullarla da şey bölgede de yarışmalara katılmış oldum. Böylece de atletizmin atma bölümüyle de ilgilenmiş oldum. Yalnız Edirne'nin çok güzel bir özelliği var. O da Kurtuluş Günü. O Kurtuluş Günü'nde bütün okullar birbirleri yarışırcasına gösterilerini sergilerler. Zaten okulumuzda sınıflar arası yarışmalar yapılır. Atatürk köşesi hazırlanır. Her sınıf kendine göre şiir yarışması, işte Atatürk köşesi, acaba ne giysek, neler yapsak, neler etsek de gösterilerimiz okul tarafından da beğenilse, diğer okullara da bu gösteriler gösterilse diye bayağı bayağı yarışmalara giriyorduk. Çok güzel anılarımız var o konuda da. Jimnastik konusunda da tabii ki özel gösteriler sergileniyordu bu şeyde, halk oyunları olsun, hareketler olsun bu Kurtuluş Günü'nde. Onun için bütün Edirne'nin çevresindeki iller, ilçeler, köyler hepsi birden oraya toplanır. Bizim gösterilerimizi izlerler ve bizleri alkışlayarak hakikaten o günün çok güzel geçmesini sağlarlar idi. Ve o güzel anıları hiç unutmuyorum. Çok da mutluyum öyle bir şeye katıldığım için. Bir de Edirne'de şöyle bir olay var biliyorsunuz. Yağlı güreşler.
Onun için de gösterilere katılıyorduk. Onların açılışlarında, kapanışlarında. Yağlı güreşlerin. Ve onları da izleme imkanımız oluyordu. Davul zurna çok kafamızı şişirse de o gençlikte onlar bize çok iyi geliyordu. O heyecanı tatmış oluyorduk. Edirne'deki durum böyle hemen hemen. Ve hiç vakit kaybetmeden 17 yaşını daha bitirdim kısa bir süre içerisinde. Kurayı çekerek bir ilçeye, Kırklareli'nin bir ilçesine tayin oldum. Fakat o arada sınavlara girmiştim. Yazılı sınavlara. Gazi Eğitim'e girmeye karar verdim. Ve güzel bir hazırlıkla oraya büyük bir heyecanla da Gazi Eğitim'in sınavlarını kazandınız. Sizi şu şu şunları alarak işte çivili ayakkabı alın, eşofman getirin, şort getirin bilgileriyle bizi davet ettiler. Biz de babamla, rahmetli babacımla aldık başımızı, Ankara yollarına düştük. Neyse bir tanıdığımız vardı, onun evinde kalarak Gazi Eğitim'e gidip geldik. Ve hakikaten çok zorlu bir yarışmadan sonra, büyük bir yarışmadan sonra sınavın sonuçlarını beklemeye başladık. Türkiye'den 250 kişi davet edilmişti. Bundan 7 kız öğrenciyi seçtiler. Onu da üçüncülükle kazanmış oldum. Onun için gururluyum. Hakikaten hiç bu gururu anlatacak kelimeler bulamıyorum. Babam da çok mutlu oldu. Daha sonradan da yine 250 kız öğrenci yedekler diye adlandırdıkları kız öğrenciyi çağırdılar. Tabii o arada erkek arkadaşlarımızı hesaba katmıyorum. Aynı şekilde onlar için de uygulandı. 7 kız öğrenci daha seçilerek 14 kız öğrenciyle 3 sene yatılı okulda tepe tepe kullanılarak bu sporun içine, sevdiğimiz branşın içine girmiş olduk. Tabii orada daha başka spor dallarıyla tanıştık. Daha güzel, daha kaliteli, daha ileriye dönük ve eğitici olacak şekilde yönlendirilerek çok güzel anılarımız var. Gazi Eğitim'e girdikten sonra dediğim gibi öğretmenlerimiz ilk önce bana dediler ki saçın çok uzundu. Gazi Eğitim'e kaç yılında girdiniz? 64-65. 64-65'te. Yılında. 64'te Edirne Kız Öğretmen Okulu'nu bitirdim ve hemen katılmış oldum. Öğretmenlerimiz dediler ki Necla sen kazandığında ne yapacaksın bu saçlarla? Saçım çok uzundu çünkü 1 metreye yakın. Ben dedim ki kazanayım da düşünürüz hocam. Hakikaten bir yıl öyle hiç bıkmadan ben bu saçla mücadele vererek derslere girdim. Derslerimiz çok uzun ve çok zordu tabii ki 55 dakika bir ders. 55 dakika ardından hemen ikinci ders. Yatılı okulun verdiği çok güzel anılarla, avantajlarla, dezavantajlarıyla, her şeyiyle orada da eğitime başlamış oldum. Cimnastik dersimize ritmik cimnastik olarak adlandırılan dersimize Hayır Musa Hanım, eski soyadı Sak, yeni soyadı Tekin. Hayır Musa Hanım da yeni yurt dışından dönmüş, cıvıl cıvıl, pırıl pırıl bir öğretmenimiz. Öğretmek için bizlere hakikaten böyle canlı başla çalışan bir öğretmenimizdi. Hakikaten öğrenci ilişkileri de çok güzel olan bu öğretmenimizle çok güzel anılarımız var. Onunla bütün... Yurt dışında ritmik cimnastik mi eğitim almış? Evet. Ritmik cimnastik eğitim almış. Almanya Köln'de, Yüksek Spor Okulu'nda. Ve şu anda hala Hayır Musa öğretmenimle görüşüyoruz. Kendisi İzmir'de oturuyor. Ve Gazi Eğitimliler grubumuz var. Onunla beraber Türkiye'de olduğu müddetçe zaman zaman Amerika'ya kızının yanına gidiyor. Torunlarını görmeye. Onunla görüşüyoruz ve çok güzel anılarımız var. Onlarla da o anıları da tazeliyoruz kendisiyle.
Onunla yaptığımız dersler hakikaten bize çok mutluluk veriyordu. Zira müzik öğretmenimiz Nevzat Bey vardı. Piyanonun başına geçer, zaman zaman da çok duyguluysa şeyi eline alır. Aletin adı neydi? Akordiyon. Akordiyonu eline alır. Onunla müzik yapar. Biz de o müziği duyarak ritimler uydururduk. O ritimlere göre hareketler çıkıyordu meydana. Ve çok güzel ders işlemiş oluyorduk. Hem müzik hem öğretmenimizin verdikleri. Daha sonra da zaman zaman da gösteri hareketleri gösteriyordu bize. Ve hareketlerle beraber de gösterilere çıkıyorduk. İşte 19 Mayıs olsun ayrı bir grup olarak. Daha sonra ODTÜ'ye gittik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir sınavı varmış. Hareket eden cisimlerin çizimini. Tabii biz güzel güzel giyinmişiz. 7 tane genç kız. Öğretmenimiz aramızda ama o da bir genç kız. Maşallah. Şık kıyafetlerle. Şık dediğim siyah. Ama görüntü olarak bir bütünlük sağlıyor. Hareketleri yaptık. Hadi çizin dedi öğretmenleri. Dediler ki biz hareketlere bakmadık. Neye baktınız? Kızlara baktık. Şimdi o kadar çok üstlerine düştüler ki ya geçecekler o dersten ya kalacaklar. Yalvarıcı gözlerle bize bakıyorlar. Ne olur bize yardım edin. Hangi, nereye kaç adım attınız, nereden kaç adım geldiniz, nerede sıçradınız, nerede boynunuzu eğdiniz, kolunuzu çektiniz. Allah'ım neyse bir fırsatını bularak bir kişiye verdik. Ondan sonra da sınıflarına geçsin dedi. Gençler tabii ki. Öğretmenimizin de tabii ki iznini alarak. Dedik ki azıcık yardım edebilir miyiz? Evet. Bir yardımlaşarak onların hem gösterimizi yapmış olduk orada hem de onların sınıf geçmesini sağladık. Böyle bir anım vardı. Onu anlatmak istedim. Başka gösteri olarak üniversiteler arası Antalya'da. Oraya gittik. 5 kez aynı gösteriyi izlemek için gelenler oldu. Sabah bir ayrı gösteri yaptık, bir öğlen, akşam falan. Olsun diye zaten gösteri tekrar olsun da izlesinler diye istekte bulunmuşlar. Güzel gösterilerle ritmik jimnastiği orada başlamış ve göstermiş olduk Türkiye'ye. Kaç tarihinde hocam gittiniz Antalya'ya? Sanıyorum 66. Ne gösterisiydi o? Yine ritmik jimnastik tarafında. Evet. Diğer gösteriler de var tabii ki. Yalnız ritmik için gitmedik oraya. Atletizm yarışması da vardı, voleybol vardı, basketbol vardı. Tüm üniversiteler arası yarışmalar. Yani üniversiteler arası. Üniversiteler arası yarışmalar. O amaçla gittik, o nedenle gittik. Biz gösteri olarak, gösteri grubu olarak diğer arkadaşlarımız işte branşlarında yarışmalarını devam ettirdiler. Ve orada da Şubat'ın 26'sında denize girdik. Tabii ki gençliğin verdiği enerjiyle. Hiç unutmam. Güzel fotoğraflarımız var. O fotoğrafımız var öğretmenlerimizle beraber, arkadaşlarımızla. Orada da böyle bir anım bıraktık. Daha sonra Erika Hanım da giriyordu dersimize. Erika Hanım da Cumhur Bey'in Almanya'da eğitim görmüş. Gelirken sevdiğini getirdiği, evlendiği bir bayan. Yani Erika Saltıklar. O da aletli jimnastik dersimize giriyordu. Orada onunla da çok güzel anılarımız var. Güzel çalışmalarımız var. En çok da tam sınavların olacağı zaman alet alınsın okulumuza daha yenilensin diye okul müdürü ya da işte okulun yöneticileri davet edilir. İşte bakın aletlerimiz bu durumda. Biraz daha iyileri gelirse sporcularımız daha iyi hareketler gösterebilecekler. En çok da beni denge üzerinde. Çünkü o zamanlar planör hareketi çok önemli bir hareketti. Hem dengede duruyorsunuz hem gösteri güzel. Planör hareketi